Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş getirişimiz. Kanalımızda kıtınlar ekranımızda bulsun. Xitay Taşkı İşler Ministerliği Amerika'nın Tayvan'ı kollaşını toxtatışı gerekliliğini bildirdi. Xitay Taşqi İşler Ministerliği Düşənbə Amerikanın Tayvan müstəqillik güclərini qollaşını toxtatışı gerekliliği haqqında agahlandırıb, barlıq tədbirlərini qollunub Tayvan müstəqillik güclərini yoxutduğanlığını bildirgen. Reuters agentliğinin 4-cü oktyabrdakı xəbərində bildirilişçə, Xitay Taşqi İşler Ministerliği bayanatçısı Hua Chunying bu vaqtda elan qılğan bayanatında Xitayning igilik hüquqi ve zemin bütünlükünü qoğdaş iradəsinin təvrənməydiğanlığını jar salğan. Aldıngı günü Amerika Xitayını Tayvan etrafıdaki hərbi iğvagerçilikini toxtışqı çağırgan ve Xitayının Tayvan etrafıgı yıqın orullarda kılgan hərbi hareketlerinin rayonda muqumsızlık ve xata hüküm çıkırış xaupini aşırı vatqallıqını bildirgen idi. Amerika Muavin Devlet Müdafiye Ministeri Kaslin Hekis 1. Oktyabr Amerika'nın Xitayının tiz süratli uruş üskünlerini yenilişiğe dikkat kılı vatqallıqını ve Xitayının rayon ve Tayvan'ı qaratqan hərbi tehdidigi yıqından köngül bölüdüğallıqını bildirgen. Hem de Tayvan'a bergen vadesini devamlık emeliyleştirip, Tayvan'ın özünü qoğdaş iktidarını östürüşüge yardım beridiğallıqını kayıt tekitligen. Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliği Düşenbe Xitayının herhal tiptiki 52 güreşçi ayruplanının Tayvan'ın Gharbi Canup Hava Müdafiye Periklendiriş rayonuna kirgenlikini bunun tarihtiki en yukarı rekordunu yaratqallıqını bildirgen. Xitayning tilyizik siyasetige özgertiş kirgizişi dikkat kozgadi. Xitay dairleri 27 sentyabr yeni 10 yıllık balılar terakkiyat tezisini elan kılgan bolup, atalmış asallıq milletlerinin tilyizik hukukuğa alaqadar maddini özgertişi dikkat kozgadi. Xitay dairleri her 10 yılda ayallar terakkiyat tezisi, balılar terakkiyat tezisi qatarlıq hüccetlerini elan kılıp gelgen bolup, aldıngı 10 yıllık balılar terakkiyat tezisinin 3. babi 4. maddesi de asallıq milletlerinin öz anıtıldı tərbiyeliniş hukuki hürmet kılındı ve kapaletke iki kılındı diken cümleler uğrun algan idi. Halbuki Xitay dairleri aldıngı hafta elan kılgan yeni 10 yıllık 2021-2030 yılıcı bolgan balılar terakkiyat tezisi de okşaş maddedeki yukarıqı cümleler çıkırı bitilgen bolıp, onun ornığa Xitay ortak tili yizikini umumlaştırışını teximi küçe yetiş diken cümleler almaştırılgan. Xitayning bu hareketi Xitayning Sharq Turkistondagi siyosatini yaqindan kuzatayotgan xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'agan. Xitay yaqinqi bir necha yildan beri Sharq Turkiston xalqini butunlay xitoylashtirish, assimilyatsiya qilish maqsadida turli siyosat va tashviqotlarni uzluksiz kuchaytirgan. Bo'libmi maktablarda umumiyuzlik xitoycha o'qitishni texnomo kengaytirib, uyg'ur o'quvchilarining uyg'urcha so'zlashini cheklagan. Xitay dairlari yana zo'r turkumdagi uyg'ur bolalarni bolalar lageriga qamab, ularni uyg'ur madaniyati ve Uyghur tili muhitidin ayırgan bulup, köpligen Uyghur balalarının anı tilde sözleyelmeydiğen haletki kilip kalgallıqı aşkı arılanmaqta. Şundaqtımı Xitay dairleri Xalqara Cemiyetinin Şarkı Türkistan Xalqının tili yizikini çekleş cinayeti haqqıdaki ayıplaştırgı qarıta, azsallıq milletlerinin öz anı tilde tərbiyeliniş hukuki hürmet kılındu ve kapaletki iki kılındu digen maddalarını kozır kılıp, Xalqaranın közünü boyaşkı urunmaqta. Şunlıqla özlerinin atalmış asallıq milletlerinin tel yizikini qoğdavatqallıqını jar selip kelmekte. Küzetküçüler Xitayının atalmış asallıq milletlerinin tel yizikini hürmet kılıştık burunqı tel yizik siyasetinin mu emiliyeti qağaz yüzdürlü saklanıp kalgallıqını, asimilasiya siyasetinin burundun tartıplı icra kılınıp kelgallıkını, Şarkı Türkistan'da irqi qırğınçılıq yürgüzüşke ötken Xitayının növetli tel yizik cahetiki basturu siyasetini kılcı yüşürüp oltırmasın, küçeytip icra kılışqa başlıqallıqını. Xalqara cemiyetinin ayıplaştırgımı pisent kılmayı vatqallıqını bildirişmekte. Sabık Xitay saxçı Uyghurlarının qiyin qıstaqı eliniş təpsilatlarına aşkarıldı. 2015 yılı Şarkı Türkistan'daki saxçı kısımda 10 neçil yıl işleyen bir sabık Xitay saxçısı, Xitayının Şarkı Türkistan'daki ceza lagiri ve türmelerge qamalgan tutqullarını insan kalıbıdan çıkan qiyin qıstaqlarına alıdıqallıqını aşkarıldı. Nöbeti Avrupa'da sürgünde yaşayabatkan Can Famillik Mezgur Xitay Saqçı CNN muhberi'a özünün burunqı hizmet genişkisini körüstüp, namsız halda Xitayının Şarkı Türkistan halkıge icra kılıbatkan terör siyasetinin təpsilatlarını aşkarlıgan. O bayan kılgan təpsilatlar cazalagiri şahitleri güvalıq bergen Xitayının cinayetleri bilen oxşaş bulup çıkan.
Sabiq Xitoy saqchining aytishicha, ayni vaqtda Xi Jinping atalmish terrorlikka qarashtirish xizmati dokladini anglagandan jiddiy buyruq tushirgan. Xitoy rejimi barliq Xitoy o'lkalaridan 150 ming yordamchi saqchi qabul qilishni planlagan. Hamda barliq Xitoy o'lkalarini atalmish Xinjiangning ommaviy bexatarligini saqlashga yordam berish nomida tashkillangan atalmish terrorlikka zarb berish sepiga qo'shilishga buyurgan. Uning aytishicha boshliqi uningdan mazkur harakatga qatnashishni talab qilib, uningga bo'lguncha kuchlar vatanni parchalashga urinayotdi. Biz ularning hammasini yo'qotishimiz kerak degan. Soqchi davlat bexatarlik tahdidiga qarshi turishdan boshqa o'zining darajasining o'stirilishini orzu qilgan bo'lg'achqa tashkillangan yordamchi soqchilar bilan birlikda Sharq Turkistonga borgan. Sharq Turkistonga kirgandan keyin rasmiy turmada tutib turilayotgan Uyg'urlarning soni chuqum vazifa qilib tushirilgan ma'lum songa yetishi kerak deb belgilanganligini bilgan. Xitoy o'lkalaridan chaqirilgan soqchilar Sharq Turkistonning har qaysi joylarida yuqoridan tushirilgan buyruqqa asosan tutqun qilish harakatini ijro qilgan. Uning bildirishicha Xitoyning bu xil tutqun qilish harakatining hammasi planlik, sistemalik davomlashgan bo'lib, har bir odam bir nishonga zarb berishi kerak ekan. Agar biror kishi qo'lga olishga qarshi chiqsa, soqchilarga qurolini u kishining beshig'i tirab turib, midirlamaslikka ogohlantirishga bo'ysunmay harakat qilgan hamon etib tashlash buyrug'i tushirilgan. Sobiq Xitoy soqchi ayni vaqtdagi mazgilni urush davri deb atagan. Uning aytishicha Xitoy amaldorlari Sharq Turkistonni urush rayoni deb qaragan. Soqchi boshliqlari mazkur yordamchi soqchilarga Uyg'urlarning Xitoy davlatining dushmani ekanligini aytgan. Soqchilarning hammasi bir yil ichida Uyg'ur va boshqa millatlardan 900 ming kishining tutqun qilinganligini, agar bu harakatlarga qarshilik qilsa, soqchilarningmi qo'lga olinganligini bildirgan. Sobiq soqchi muxbirga yana ma'lum rayonda yoki bir nohiyada tutqun qilish vazifasi tushirilgan necha yuz odam bo'lsa, ularning hammasi bir vaqtda qo'lga olindi degan. Xitoyning atalmish terrorlikka zarb berish harakati yuqori palliga chiqqan davrlarda sobiq soqchi Sharq Turkistonning o'xshimagan rayonlarga 4 qitim odam tutishga taqsim qilingan. Ammo u bara-bara qilayotgan yangi xizmatining bostirishni maqsad qilganligi sababli gangirashqa boshlagan. U so'roq jarayonida har bir yangi tutqunning er yoki ayol bo'lishidan qat'i nazar urib xo'rlanganligini, hatto ayollar va 14 yoshdan kichik bolalarning bu xil inson qilibidan chiqqan muomilaga uchrganligini, tutqunlarning hammasining birdek yo'lvas o'rindiqqa o'ltirg'izish, taxtayga esib qo'yish, tok kaltiga yiqish, suv turmasida qiynash, och qo'yib qiynash, necha kun uxlatmaslik qatorli qiynash vositalarini boshdan kechirganligini ko'rgan. Shundoqli soqchilarning tutqunlarning yuziga dastab turib jinoyatini iqror qilishga majburlanganligiga shohid bo'lgan. Uning aytishicha bir qism Xitoy soqchilari Uyg'ur tutqunlarini o'z vazifasi sababli qiyin qistoqqa olgan bo'lsa-mu, yana bir qism Xitoy soqchilari nihoyatda vahshiy ekan va bu qiyin qistoq va xo'rlashlardan huzur oladi ekan. Sobiq Xitoy soqchisi muxbirga yana tutqun qilinganlarning terrorlik jinoyati bilan ayblanganligini, ammo qo'lga olingan necha yuzligan tutqunning ichida biror kishining jinoyat sodir qilmaganligini, ularning hammasining odatdagi kishilar ekanligini aytgan. U Sharq Turkistonga kirishdan burunla Xitoy kompartiyasi ichidagi cheriklikning kunsiri kuchayotganligidan umidsizlanganligini, Xitoy kommunistlari mustabid hokimiyat bo'lganligi sababli o'zining xalq tarafda turishni xohlaganligini aytgan. Shu sababli u Xitoydan qochib chiqib, Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarning hammasini oshkorlashni qaror qilgan. Ammo uning oilasi yanada Xitoyda qolgan. Sobiq soqchi oxirida muxbirga endi Xitoyga hargiz qaytalmaydiganligini, agar qaytadigan bo'lsa, uni o'lgidek qiynishi, to'planchi, xiyonatchi, maxfiyatlikni oshkorlash, og'dirmachilik jinoyati, terrorlik tashkilotlarini qo'llash jinoyati qatorliq barliq tasavvur qilg'ili bo'ladigan jinoyatlar bilan ayiblashi mumkinligini bildirgan. Mazkur Xitoy soqchi navbatda Yevropada surgunda yashayotgan bo'lib, uyqusizlik kesiligi giriptar bo'lgan. Uning aytishicha, ayni vaqtda qiyin qistoqqa olinganlar haqidagi qo'rqinchlik aslimalar har vaqt uning ko'z oldidan ketmay, uni ruhiy jihatdan tugashtirayotgan. Bundan burunmi ko'plagan shohidlar jazo lageri va turmalardagi dahshatli qiyin qistoqlar, xo'rliklar haqida guvohlik bergan bo'lib, xalqaroda kuchlik g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Xitoy rejimi hozirga qadar bu vaqtdagi guvohliklarni butunlay inkor qilmoqda va shohidlarga turli tuhmatlarni choplab, shaxsiyatiga hujum qilib kelmoqda. Xitoyning Bosniyadagi bosh elchisi numussizlarcha bildirildi. Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati tomonidan o'rinlashtirilgan 13-chi qitimliq dunyo Sharq Turkistonliklari qarindoshlik uchrashuvi va 4-chi qitimliq Sharq Turkiston milliy birlik shurosi ochilishiga sanoqli kunlar qolganda
Xitoyning Bosniyadagi bosh elchisi Ji Ping Bosniya ozodlik gazetasida maqola e'lon qilib, Sharqiy Turkistonda Xitoy tajovuzchilari ijro qilayotgan jinoyatlarni oqlashga va butun tarixchilar tomonidan aniq tunilgan, hatto Xitoy tarixchilarining ham kitoblarida tilga olingan Sharqiy Turkiston masalasini burmalashga urindi. Xitoy bosh elchi Ji Ping maqolasida kommunist rejimi to'li takrorlab dunyoni zeriktirgan o'xshash jumlalar bilan, ya'ni Xinjiang fuqarolari baxtlik va tinch turmush kechirayotdi degan mavzu bilan safsat setishga tirishdi. U maqolasini 2014-yildan 2019-yilgacha Xinjiangda 1588 zo'ravonlik va terrorlik shaykisi oshkorlandi va bostirildi. 12995 terrorchi qo'lga olindi. 2052 portlatqich dori qo'lga tushirildi. 30645 odam jazolandirildi deb boshlagan bo'lib, men Bosniya Gersegovinadagi nurg'un do'stlarimning Xitoyning Uyg'ur Abdum rayoni Xinjiangga qiziqadiganligini bilaman. Shunga men vazifa o'tgan vaqtimdan boshlabla Bosniya fuqarolarini Xinjiangning haqiqiy yuzi bilan tanishtirishim kerak. Bu mening xizmatimning intayin muhim bir qismi deb jar solgan. Orqadilla tarixni tamoman burmilgan holda Xitoy milodiydan ilgariki 3-chi asrdan boshlab bir davlat edi. Xitoyning g'arbi shimoliga joylashgan Xinjiang Xan sulolasi davrida ma'muriy jihatdan Xitoyning bir qismi bo'lib qoldi. Shunga milodiydan ilgariki 2-chi asrdan boshlab Xitoy markaziy hukumatı Xinjiangni boshqarib keldi. Xinjiang yana qadimki Yipak yo'li liniyasining zarur bir qismi sifatida har xil madaniyatlarning ig'izi bo'lib kelgan. Tarixdan buyon Xinjiangdagi har millat kishilari Xitoydagi boshqa xalqlar bilan birga Xitoyliklarning ko'p manbalik va o'zgacha oilasini barliqqa keltirdi. Ama 20. asrning başida Xitoy ichki va chet eldagi bo'lg'unchilar va dini ashqullar to'qilma Sharq Turkiston davlatining qurilishini ilgari surib, turklardan boshqa barliq millatlarga qarishtirish va butparastlarni yo'qotishni tashabbus qildi degandek safsatlar bilan joylagan. U maqolasi yana oldingi asrning 90-chi yillardan boshlab bo'libmi 11-chi sentabr Amerikada yuz bergan hujumdan keyin Xitoyning ichki va sirtidagi Sharq Turkiston guruhlari aloqani kuchaytirib Jihatni ilgari surib, terrorlik va oshqonliqning dunyoning har qaysi joylariga tarqalishiga agishib, Sharq Turkiston deb atalgan davlat qurishga urindi. BDT Bexatarlik kengashi rasmiy holda Sharq Turkiston Islom harakati yana bir ism bilan Sharq Turkiston Islom partiyasini terrorlik tashkilotlari tizimiga kirgizdi degan so'zlarni tilga olgan bo'lsa-mu, mazkur tashkilotning allaburun Amerika hukumatining terrorlik tizimidan chiqarib etilganligini ko'rmasga solgan. Arqadan texmo azvaylagan holda Xinjiang Jungo tarixida azaldan Sharq Turkiston deb atalmagan. Azaldan Sharq Turkiston deb ataladigan davlat bo'lib boqmagan. Uyg'urlarning asoslik ajdodlari 6-chi asrdan 9-chi asrgacha Suy va Tang sulolasi davrida yashagan Uyg'ur xalqi bo'lib, ular azaldan Turk deb atalmagan. Atalmish Sharq Turkistonchilarni qo'llash bo'lg'unchilar va tashqi kuchlarning Xitoyni parchalashga urinayotgan siyosiy maqsadlarga xizmat qilishdan boshqa narsa emas deb bildirlash orqali Bosniya doirlariga imoliq hujum qilgan. Numus diplomatiya axloqi deganlarni butunlay qayirib qo'ygan bosh elchi Ji Ping yana qo'lida temirning sunuqi bo'lmagan millionlagan kishilar tutqun qilingan vaziyatdagi Uyg'ur xalqini zo'ravonlik va terrorlik faoliyatlariga qatnashish bilan ayiblab, Xitoy rejimi ishlayotgan jinoyatlarni minglagan begunoh fuqarolarning yashash huquqi, mol-mulk va diniy erkinligiga kafolatlik qilish uchun deb chalvoqigan. U maqolasining oxirida yana terrorlik va oshqonliqning dunyoviy tahdid elib keldiganligini tilga olib, Bosniya Gersegovinadagi organlar va diniy jamoatlar jamiyatning bexatarligi va muqimligini qo'g'dash uchun g'oyat zo'r tirishchanlik ko'rsatib, qanoatlanarlik natijaga erishdi. Bosniya Gersegovina 2001 yili terrorlikka qarshi turish birlashmasining a'zosi bo'ldi va terrorlikka qarshi turish va oldini olish strategiyasi va harakat planini tuzdi va nurg'un natijalarga erishdi deganlarni tilga olgan. Ve biz quyosh ostida turganda qorong'ulikni unutib qolmasligimiz kerak. Chunki dunyo uncha tinch emas. Yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkistonlik faoliyatchilar mayli diniy kimlik bilan bo'lsin yoki ijtimoiy tashkilotlar kimligi ostida bo'lsin, uzluksiz taktika o'zgartirish orqali xalqaro jamiyatni oldimoqda va o'zlarining yushirin maqsadiga yetish uchun suhbat tashlarining samimiyligini suiiste'mol qilmoqda deb bildirilgan. U maqolasida yana hatto ba'zi Sharq Turkistonchi faoliyatchilar Bosniya Gersegovinada xizmatlarini boshlab bo'ldi. Bosniyadagi do'stlarning munosabatlik ishlarini yaxshi egallab, yaxshi yomonni farqlandirishini umid qilaman. Shundoq bo'lgandalar oldanmaydi va boshqalar tomonidan ishlatilmaydi degandek numussiz so'zlar bilan ig'vogarchilik qilgan. Halbuki Bosniya izchil holda BDTdagi Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish siyosatini ayiblagan davlatlar qatoridan o'rin olib kelgan bo'lib Kuzatkuchilar Xitoyning bu urinishlarining kutganidek unum bermaydiganligini bildirishmoqda.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eydim ben. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.